Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zamanevi murtedlik hakkında bahs başlangıydı. Ve bana şu zamanevi dinsizlik ki görünüşünden bittesi bu asabiyet, yani taassub meselesi. Bu taassub aytildi ki bu irqiy taassub bo'lishi mumkin yoki millatchilik bo'lishi mumkin yoki vatanparastlik shaklida. Shulardan biri jamoat parastlik shaklida bo'ladi. O'tgan darsda vatanparastlik va millatchilik haqida biroz bahs bo'ldi. Demak, taassubni yana bir ko'rinishi, xususan hozirgi kunda ummat mubtalo bo'lgan bir taassub bu jamoatparastlik taassubi. Demak, bu ham asabiyatga kiradi. Sahih hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aittiler. Leyse minna men da'a ile asabiyye. Asabiyyetke çorlegen kişi bizden emez dedi Peygamberimiz. Taassubke çakırgen kişi bizden emez. Ve hadiste keledi ki sahaba bir muhacirden bir ansardan iki sahaba uruşup oladı. Şimdi ansar, ey ansarlar yordamga keriyler dedi çakıran. Ve muhacir bo'lsa, ey muhacirler yordamga kelinglar chaqiradi. Payg'ambarimiz sallallohu aleyhi ve sellem aytadilar ki, bu jahiliyat da'vatiku deydi. Da'uha fa innaha muntin. Uni tark qilinglar, chunki u jirkanchdir dedi payg'ambarimiz sallallohu aleyhi ve sellem. Demak, jahiliyatni payg'ambarimiz tark qilishga buyurdi. Birinchi zikr qilingan hadisda bizdan emas dedi payg'ambarimiz. Ve devamında keledi ki, leyse minna men qatala ala asabiyye. Asabiyyat üçün, taassub üçün ceng kigen odam bizden emez. Başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aittiler. Kim ki, rayetun ammiyye deyip keledi hadiste. Asabiyyat bayrağını astıda ceng kısı. Fakitletun cahiliyye deyip. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aittiler ki, kim ki asabiyyat üçün uruçsa, yani bir cemaatparastlik üçün ceng kısı, uni o'limi jahiliyat o'limi bo'libdi deydi. Shuning uchun ham ba'zi fiqh kitoblarida keladiki, kimki mana shu millatparastlik uchun urussa, qavmparastlik, shunga o'xshagan asabiyatlar shunaqa maqsadda urussa, uni o'ligi musulmonlarni mozoriga ko'milmaydi deyshgan. Ya'ni shunaqa darajada hukmini qattiq deyshgan. Bu degani musulmon hisoblanmaydi degan. Demak, shuning uchun bu kasallikdan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Hozirgi kunda asabiyatni eng keng tarqalgan turlardan bittasi bu jamoatparastlik. Ya'ni xususan mana shu ummatda bu narsa juda ham keng tarqaldi. Ya'ni har kishi faqat o'zini jamoatini to'g'ri hisoblaydi. O'zini jamoatini komil hisoblaydi, qolgan jamoatlari botil hisoblaydi. Mana shu narsa xato. Shuning uchun modomiki bir jamoatning asoslari ahli sunna va jamoat asoslariga qurilgan ekan, inson uzoqi bilan aytsa bo'ladiki, meni jamoatim rojihroq desa bo'ladi, ya'ni afzalroq. Lekin meni jamoatim to'g'ri, qolganlarga botil deyish bu xato. Modomiki to'g'ri asoslarda qurilgan ekan. Albatta, shirkki ustiga qurilgan yoki kufr va navoqizlar bo'lgan jamoatlar to'g'risida bahs ketayotgan. Balki ahli sunnat ichidagi jamoatlar to'g'risida bahs ketayotgan. Aslida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlarida, sahobalar davrlarida ular islomning hamma sohasiga amal qilishadi. Ya'ni bir sahobani o'zi ham da'vat qilardi, ham da'vatchi edi, ham mujohid edi, ham shu paytda o'zida shar'iy siyosatni ham yurgizardi. Masalan, bid'atni rad qilardi, shirkni rad qilardi. Mana shu islomning hamma sohasini bajarardi va ilm o'rganardi. Lekin bu narsa keyinchalik musulmonlari zaiflashishi sababli borib-borib bular alohida bir sohaga go'yoki aylanib qoldi. Ya'ni musulmonlar bir qismi ilm olish bilan mashg'ul bo'ldi. Faqat ilm bilan mashg'ul bo'ldi va bir qismi bo'lsa da'vat bilan mashg'ul bo'ldi. Ya'ni dinni tabliğ qilish, yetkazish insonlarga, da'vat qilish. Qaradiki, mana shu sohada kamchilik bor, shu sohada faoliyat qilishni boshladi. Yana ba'zilar ko'rdiki, shirk bilan bidat nihoyatda ko'paygan. Mana shuni rad qilish kerak, insonlarga tavhidni, sunnatni tushuntirish kerak. Mana shuni o'ziga vazifa qilib. Yana bir guruh chiqdiki, ko'rdiki, xilofat yiqildi, islomdan hokimiyat ketdi, ya'ni xilofatni tiklash harakatiga tushdi.
Yani bunlar hem şu faaliyet bilen şoğlan. Ve yine bir grup gördü ki, İslam diyarlarına harbi kafir bastırıp geldi. Bunu müdafaa kılıç Müslümanlarına farz oldu. Demek bunlar kafirge karşı cenk kılıç bile meşgul oldu. Yani cihat ibadetine bunlar girişti. Yani şu sahada bunlar faaliyet yürüyecek. Demek bana şu sahalar aslında birbirine kaneme karşı bulmayan, belki birbirini tolduradigan sahalar. Mesela ilim, cihat, davet bunlar birbirini rad kılıcı, birbirini inkar kılıcı sahalar emez. Birbirini kollayıcı sahalar. Cihat ilimsiz bulmayan ve ilim cihatsız bulmayan. Bu narsalar birbirini kollaydı, kuvvetli. Cihat kaçanki ilimsiz bulsa bu havaricilik yok gele. İnsanını tekfirilik yok gele. İlimsiz bugün için Müslümanları kafir hesapla, Müslümanları kanını töküşü başlayıp, malını halal kovalışı başlayıp. Ve aynen şunu eksik ki, eğer ilim cihatsız bulsa, bu narsa murciyelik yok gele. Yani ilim böyle diyor, kuvvet bulmayan için tağutge, dinden çıkan hakimlerge insan boysunup kola. Yani boysunuşge mecbur bulat. Çünkü küçük bulmayanlar ki bunlar boysundur. Neticede mürciyelik payda bulat. Demek şunun için her ikkelesiyem yani kalem ve kılıç ikkelesiyem lazım bulat. Bunlar birbirine bağlı narsalar. Bunlar birbirinden acıratı bulmayın. Davet diyen birbirinden acıratı bulmayın. Yani davet, cihat bunlar acıramaydı genlerse. Çünkü bu sahalar, yani şuna kadar düşünüş gerek ki bu cemaatler malum bir sahada mehnet kılıyken adamlar. Yani Müslümanlar kaysa sahada kemçiliği gördü, o şey sahaya girip hizmet kılıyordu falas, yani şu. Ha, lakin bir tanesi var ki, vakt ötüşü bilen o şey sahada ifrat başlanır. Yani o şey sahada gülüge geçiş başlanır. Yani davetçi özünü cemaati de, o şey yönelişi de gülüge geçişti başlayın. Mücahit özünün yönelişi de gülüge geçer. Mücahitten başkası bekar, hatta ki ahli ilimler diyemem ki o işte başlayın. Siyaset bilen şoğullanırken Müslümanlara, aynen ben şunu yokuşuş hatalar yok. Yani ben şu sahalar her biri de ki hatalar yüz verir. Neden için? Çünkü kitab-ı sünnet bilen, salaf salihlerle ölçü bilen, ölçemeyen için. Buran ben şu yöneliş, sahalar hatadan pak edip dava kılalmıyordu hazır bir günde. Hazır günde hemisi de hata. Kaysidir sahada, ya akidede, ya menhecde, ya ahlakta, ya ilimde hata var. Yani. Şunun için, fakat elbette farklı, hatasının farkı, bir de katta, bir de küçük hatalar var. Demek, bana şu sahaları doğru düşünüş gerek, bana şu taksim. Ve bu hataları ıslah kılışa hareket kılışa. İlim bile, şeriat bile, hüccet bile ıslah kılışa hareket kılışa. Bunları karama karşı koyuş gerekmez. Karama karşı koyuştan fasad, tefrika, ihtilaf gibi çıkıyor. Demek aynen bana şu hazır kündeki cemaatperestlik illetini yani asabiyyatlı bir turunu sebebi bana. Şunun için her sahada mihnet kılıyken adam özünü sahasını afzal görüşü başlıyor. İlim ile şugullanırken adam özününkini en afzal bulur. Cihat ile şugullanırken afzal bulur. Ya ki davet ile şugullanırken özününkini afzal. Xilofati tikliyman deganlar o'zinikini yana eng afzal ko'rib olgan. Hamma mana shunday ko'radi. Aslida bular bir-biriga bog'liq narsa. Uni afzalligini fiqh ilmi ko'rsatib beradi. Ya'ni qaysi biridan afzalroq bo'ladi? Buni fiqhga solinadi. Ya'ni Qur'on va hadisga qaytariladi. Lekin hozirgi kunda bular hammasi deyarli farz hukmida. Mana shu sohalar deyarli hammasi farz hukmida. Shuning uchun bir-biridan farqi kam. Ya'ni hammasida faoliyat ko'rsatish kerak. Mehnat hamaslarda hamasida bo'lishi shart. Mana shu sohalarni ichida ham musulmonlar jamoat bo'ladi. Masalan, xususan hozirgi kunda jihodni oladigan bo'lsak, jihod sohasida ham ya'ni jamoat farazlik shu sohani o'zida ham bor. Boshqa sohalar bilan-ku endi u juda ham ochiq narsa. Sohalar bir-birini masalan yomon ko'rishi, bir-birini tanqid qilishi ochiqcha bu aytildi. Lekin bir sohani o'zida. Masalan aytaylik, ilm sohasini o'zida ham talabalar yoki ahli ilmlar o'zini ichida bo'linish bor. O'sha bir-birini masalan jamoatparastlik bor. Har biri o'zining jamoatini eng yaxshi, eng to'g'ri deydi. Va jihoddagi jamoatlar ham mana shu. Jamoatparastlik. Endi jamoat shaklida ishlashdan shariat qaytarmaydi.
Bunun zararı yok. Yani bir neçe adam cemaat bilen dinge hizmet kısa bunun zararı yok. Kaytenge bunge buyurmayın. Fakat kaçan asabiyet kaynanadı? Kaçan taassup kaynanadı? Kaçan ki özünü en doğru ya ki özünü fakat doğru görse ve başka cemaatler hata görse. Batıl görse bana şu taassup kaynanadı. Asabiyet kaynanadı. Ve başka cemaatlikleri kemsizse fakat özünü cemaatı bilen biraderlik kısa başka digileri birader hesaplamaz. Yani alvalı oval baranı cemaat üstüge kursa. Alvalı oval bara cemaat üstüge kurulmuydu. Bu tevhidde imanın üstüge kurulur. İnnemel mu'minune ihve. Allah Teala ayet ki mu'minler fakat biraderdirler. Yani mu'min buldu mu? Buldu. O bilen alvalı buladı. Yani muvalat dostluk kılına. Kafir, müşrik bilen düşmanlık kılına. Yani şu asrımızı müceddidlerden ayetledi ki şahsi menfaatlerden cemaatli menfaatleri üstün durar. Cemaatli menfaatlerden devletli menfaati üstün durar. Ve devletli menfaatiden ümmetli menfaati üstün durar. Yani şu ketme ketlik ki insan yotla alış gerek, çünüş gerek. Bunları araylaştırıp koymasını gerek. Çünkü araylaştırıp koysa ne olur? Şahsi cemaatten üstün koyup koyuşu mümkün. Ya ki cemaatli devletten üstün koyup. Demek mana şu afzaliyatni tushunish kerak. Ummatga foydasi turganda davlat ustun ko'rilmaydi. Yoki davlatga bir foydasi turganda jamoatlar ustun ko'rilmaydi. Mana shu narsalarni yaxshi tushunish kerak. Alloh taolo Qur'onda aytdiki, "Va inna hadhihi ummatukum ummata wahida." Albatta sizlarning bu ummatingiz yagona ummatdir. Ya'ni hammamiz bitta ummat hisoblanamiz musulmonlar. Ve ana rabbukum fattakun. Başka joyda ve ana rabbukum fa'budun. Ve men sizlerin Rabbingizman, mengegine ibadet kılıyla. Allah Teala bu ümmette birliğini ayet yaptı. Şunun için biz, yani Müslümanlar, cemaat parası buluş gelemez. Ya ki mezhep parası buluş gelemez. Bunlar hepsi asabiyyatlı bir türler. Belki ümmeti buluş gerek yani. Müslüman kişi cemaati yemez, belki ümmeti buluş. Yani ümmeti faydasını öyleydi. Taassup ümmetke nisbeten kılış gerek yani. Ümmeti hatta uşaş gerek. Çünkü ümmeti karşısında kafir var. Kafirge düşmanlık kılış gerek, ümmeti dost tutuşuyor. Cemaati dost tutup, başka cemaatleri düşman tutuşamaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana şu cahiliyetke karşı katı kureşti. Taassupga qarshi qattiq kurashdi. Nihoyatda ko'p hadislar kelgan. Hadislarda keladiki, bu ummat bir birligida jasadga o'xshatiladi. Ya'ni uni bir a'zosi kasal bo'lsa, boshqa a'zolar unga bedor bo'lish bilan va istima bilan unga yordam beradi deydi. Mana shu holatga kelishgan. Lekin mana shu g'arbning ta'sirida, g'arbiy tafakkur va g'arbiy falsafani ta'sirida hozir kunda mana shu ta'assublar nihoyatda qattiq yoyilyapti. Hattoki bir ilmiy shaklda dars bilan o'tiladi. Hozir masalan siyosiy kitoblarda, ya'ni maktabda bo'lsin yoki oliy o'quv yurtlarida davlat milliy davlatchilik o'tiladi, ya'ni darsda o'tiladi. Milliy davlatchilik aynan to'g'ri narsa deb tushuntiriladi. Nima degani milliy davlatchilik? Yaqinda paydo bo'lgan narsa. Mana shu oxirgi 100 yil ichida paydo bo'lgan narsa. Ya'ni bu har millatning o'zi uchun alohida davlat bo'lishi kerak degan. O'zbekning davlati alohida, qozoqniki alohida va boshqa arabniki alohida, mana shunaqa degan. Vaholanki bu islomning mohiyatiga zid narsa. Islomda bitta ummat, bitta hisoblanadi. Shuning uchun olimlardan biriga Usmonli davrida, Usmonli yiqilgan paytda bu katta olimlardan biri bo'ladi. Shunga kelib aytishadiki, hajga borishni xohlasangiz, sizni hajga yuboramiz deyshan. Ya'ni hukumatdan kelib aytishadi. Ya'ni u payti o'sha davlatchilik, milliy davlatchilik o'rnatilgan, uka Usmonli xilofati yiqilgan, arab davlatlari alohida bo'lib ketgan, o'rtada hududlar, chegaralar qo'yilgan va pasport tizimiga o'tilgan bo'ladi. Ya'ni o'sha bir parcha qog'ozingiz bo'lmasa, siz islom diyorlaridan bir diyordan boshqa diyorga o'ta olmay qolasiz. O'sha tog'ut bergan sizga qog'oz bo'lish kerak. Mana shu olimga kelib aytishadiki, sizni hajga yuboramiz, xohlasangiz deganda aytgan ekanki, men toki mana shu Makka ga, ya'ni Masjidul Haromga
pasportsiz boradigan bir imkon bo'lmagunicha bormayman degan. Endi uni o'zini fikri, lekin bu yerdagi g'oya muhim. Ya'ni demoqchi bo'lgan narsasi muhim. Ya'ni aytmoqchiki, Qur'onda manistato ilayhi sabila. Ya'ni haj sizlarga farz qilindi. Manistato ilayhi sabila. Kimki unga qodir bo'lsa. Ya'ni yo'lga qodir bo'lsa deydi. Men yo'lga qodir emasman deydi. Chunki bu qog'ozni men ta'minlayman. Ya'ni o'zim mana shunday la ilaha illalloh so'zi bilan o'tib bora olmagunimcha men bormayman deydi. Ya'ni mana shu soxta chegaralar ta'minlaydi. Demak, islom kelganidan keyin mana shu johiliyatni yo'q qildi, mukammal. Bu johiliyatdan, xurofatdan ummatni tozaladi. Va Qur'on ham mana shu johiliyatni musulmonlardan ketkizganiga Qur'onda Alloh taolo musulmonlarga minnat qiladi. Ya'ni ihsonini zikr qiladiki, istaidu billah va zkuru ni'matallohi alaykum. Sizlarga Allohning ne'matini eslangizlar. Iz kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum. Sizlar dushman edingizlar va Alloh sizlarning qalblaringizni birlashtirdi. Chunki ilgari ansorlar orasida masalan o'zlari bo'linib olgan ikkita qabilaga 100 yillab orasida urushlar bo'lgan. Va muhojir ansor ham masalan birmas edi qalblari. Keyin Alloh taolo ularni birodar qilib qo'ydi. Mana shu iymon bilan, tavhid bilan. Fa'allafa bayna qulubikum. Alloh taolo sizlarni dushman bo'lganingizdan keyin mana shu islom bilan qalbingizni birlashtirdi. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sizlar Allohning ne'mati bilan birodar bo'ldingizlar. Va kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Sizlar do'zoxdan jar yoqasida edingizlar. Alloh taolo sizlarni bundan qutqardi. Demak, ana o'sha asabiyat, qabila qovunparastlik Alloh taolo aytayaptiki, bu do'zoxdan jar yoqasida edingizlar. Ya'ni do'zoxga agar shu holatda o'lganinglarda, o'sha asabiyat holatda do'zoxga tushardinglar. Lekin Alloh taolo qutqardi. Mana shu iymon bilan birodar qilish bilan. Musulmonlar o'zini mana shu do'zoxga olib kelyapti. Do'zoxga jariga o'zlarini qulatishga harakat qilyapti. Asabiyat bilan, jamoatparastlik bilan, qovunparastlik bilan. Ma'lumki, musulmon kishi johiliyatni eslaganida nihoyatda yomon ko'rish bilan, nafrat bilan eslashga, o'zini johiliyat davrini, kufr davrini yoki shirkda bo'lgan davrini yomon ko'rgan holatda eslaydi. Bu aynan nimaga o'xshaydi? Masalan, bir kishi qamoqda o'tirgan bo'lsa, nihoyatda ko'p azob berilgan bo'lsa unga, ko'p qiyinchiliklarni ko'rgan bo'lsa, mashaqqat chekkan bo'lsa, o'sha davrni eslaganda qamoqdaligini alam chekadi. Qattiq qiynaladi. Ya'ni u xursand bo'lib eslamaydi hech qachon. Balki siqilgan holatda eslaydi. Yoki masalan, bir inson yomon tush ko'rsa, tushida qiynalib uyg'onib ketadi. Mana shu tushni eslayotganda ham yomon holatga tushadi. Aynan johiliyat ham mana shunaqa narsa. Uni eslayotganda inson nafratlangan holda eslashgan. Yoki bir kasallikka ham misol keltiriladi. Ya'ni inson bir qattiq kasal bo'ladi, qiynaladi uzoq vaqt, azob chekadi, keyin tuzaladi. Mana shu kasallik esiga tushsa inson masalan siqiladi, o'sha qiynaladi. Johiliyatni ham eslaganda inson agar haqiqiy iymon kirgan bo'lsa, johiliyat davridan siqilish kerak eslagan. O'sha holatni hadisda ham keladi. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Uch narsa kimda bo'lsa iymonning halovatini topadi. An yakuna Alloh va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu. Alloh va rasuli boshqa narsalardan ko'ra unga suyukliroq bo'lish. Mana bu birinchi sifat. Birinchi shart. Va an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kishini faqat Alloh uchun yaxshi ko'rsin. Ya'ni yaxshi ko'rsa bir odam Alloh uchun yaxshi ko'rish, ya'ni o'sha odamni dindor bo'lgani uchun. Ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan qaysidir sifatlari bo'lgani uchun yaxshi ko'rish. Va yakraha an yauda ila al-kufr kama yakrahu an yuqzafa fin-nar. Kufrga qaytishni xuddi olovga tashlanishdek yomon ko'rsa. Ya'ni demak, johiliyatga qaytishni, johiliyatni qanchalik yomon ko'rish kerak? Hadisda aytilyaptiki, olovga tashlanishni inson qanchalik yomon ko'ra, qancha qo'rqadi. Mana shunaqa qo'rqish kerak. Qur'onda, hadislarda johiliyatda shiorlari tanqid qilinadi, ma'lumot qilinadi. Johiliyatni qahramonlari, johiliyatni peshvolari, bular hammasi qattiq tanqid qilinadi, ma'lumot qilinadi. Alloh taolo aytadi: "Va ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar."
biz ularni do'zaxga da'vat qiluvchi peshvolar qilib qo'ydik. Ya'ni jahiliyatni da'vatchilarini aytibdi. Jahiliyatni peshvolarini Alloh taolo mazammat qilyapti. Ular do'zaxga da'vat qiladi. Va yawmal qiyamati la yumsarun. Qiyomat kunida ularga yordam berildi. Va atba'nahum fi hadhihi dunya la'na. Bu dunyoda ularga la'natni lozim qilib qo'ydik. Ularga la'nat aytiladi. Va yawmal qiyamati hum minal maqbuhin. Qiyomat kunida esa ular qabih bo'ladi. Jirkanch holatga keladi. Boshqa joyda aytadiki, va ma amru fir'auna bi rashid. Fir'aunning ishi durust bo'lmadi. Fir'aunning ishi to'g'ri bo'lmadi. Fir'aun xalqiga chiqib va'da qildiki, meni fikrim eng to'g'ridir. Ya'ni men qiladigan ishlarim sizlar uchun eng foydali. Lekin Alloh taolo aytayaptiki, Fir'aunning qilgan ishi to'g'ri bo'lmadi. Ular dunyosi uchun ham, oxirat uchun ham. Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar. Qiyomat kunida qavmini boshlab do'zoxga kiritadi. Va bi'sal wirdul mawrud. Qanday yomon tushiladigan joy. Va utbi'u fi hadhihi lanatan va yawmal qiyamati bi'sal rifdul marfud. Bu dunyoda ham qiyomatda ham ularga la'nat aytilur. Qanday yomon beriladigan yordamdir. Demak, mana jahiliyatni ulug'larini, peshvolarini, da'vatchilarini va shiorlarini shariat qattiq ma'lumot qilyapti. Jahiliyatni o'zini ham. Va uni inson undan qo'rqishi kerak, demak, nafratlanishi kerakligi zikr qilinadi. Lekin hozirgi kunda ko'p islomiy diyorlarda, islomiy xalqlarni ustida turgan odamlar, hukumatlar g'arbiy falsafadan, g'arbiy fikrlash tarzidan ta'sirlangan holatda islomdan oldingi jahiliyatni tiriltirishga harakat qilyapti. Aksar mana shu musulmon bo'lgan xalqlarni ustida turganlar g'arbni falsafasi ta'sirida qilyapti. Chunki g'arbda masalan ma'lum bir tarixiy obidalar saqlash va hokazo shunga o'xshagan ba'zi tushunchalar bor. Shularni saqlaydigan hattoki muassasalar bor, UNESCOga o'xshagan masalan. Va ular uchun farqi yo'q, ya'ni u to'g'ri narsa bo'lsa, xato narsa, botil yoki haq bo'lsa farqi yo'q, uni saqlab qolishga harakat qilishadi. Va holanki islom botilni, shirkni shiorlarini yo'q qilishga buyurgan. Shuning uchun ham Afg'onistonda nihoyatda katta 30 metrli taxminan bir but chiqqanda tog'da yo'nilgan bitta but chiqqan. Talibon hukumatı davrida. Shunda butun UNESCO, butun olam oyoqqa turadiki, mana shu butni buzmanglar. Chunki nihoyatda eski, bu tarixiy qiymatga, ular nazdida qiymatga ega bo'lgan narsa. Lekin Taliban mana shuni buzishga buyuradi. Va buni yo'q qilishadi. Portlatib yo'q qilishadi. Demak, hozirgi kunda islomdan oldingi madaniyatlarini, jahiliyatni tiriltirishga harakat bo'lyapti. Ularni ulug'larini, peshvolarini, da'vatchilarini, ismlarini qayta tiriltirilyapti. Xuddiki o'sha davr saodat davriga o'xshaydi. Xuddiki oltin davridagi tiriltirishyapti. Hattoki O'zbekiston bilan Tojikiston zardo'shtilik dinini talashadi. Ochiq talashishadiki, zardo'shtilik bizdan chiqib kelgan deydi, Tojikiston aytadi bizdan deydi. Ya'ni manbalari ko'proq Tojikiston hududidan chiqqan deydi. O'zbekiston aytadi bizdan chiqqan. Ya'ni bular shirkni talashyapti. Shirk bizdan chiqib kelgan. Va hozirgi kunda shu narsalarni ochiq yoyishyapti. Ya'ni media orqali, ommaviy axborot vositalari orqali mana shu narsani reklama qilishyapti. Xuddiki bu narsa bir to'g'ri narsadek. Islomdan oldingi shirk qahramonlarini, to'mari shiroqqa o'xshagan shaxsiyatlarni ko'tarib chiqishyapti, qaytadan ko'tarib chiqishyapti. Islom bu narsalarni yo'q qilgan edi, ko'mib tashlagan edi. Bular qayta ko'vlab olishyapti shirkni. Bu narsada juda ham katta xatar bor, chunki bunda jahiliyatga rozilik bor. Jahiliyatni rivojlantirish degan nima uchun? Rozi bo'lgan uchun rivojlantiradi. Shariatda qoida borki, ar-rido bil kufri kufrun va ar-rido bil ma'siyati ma'siyatun. Kufrga rozilik kufrdir. Gunohga rozilik gunohdir. Ya'ni bir odam kufrni ko'rib turib rozi bo'lsa, qalbida kofir bo'ladi, na'uzubillah. Gunohni ko'rib rozi bo'lsa, gunohkor bo'ladi. Agarchi qilmagan bo'lsa. Alloh taolo aytdiki: "Va la tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar." Zolim kimsalarga moyil bo'lmanglar, aks holda sizlar do'zoq ushlaysiz. "Va ma lakum min dunillahi min awliya." Va Allohdan o'zga sizlar uchun yordamchilar bo'lmaydi.
ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ Sonra sizlerge yardım verilmeyin. Bundan tashqari hozir kundagi jahiliyati bir turi moddani dindan ustun qo'yish. Dunyoni oxiratdan ustun qo'yish. Mana shu narsa musulmon xalqlarining ichida juda ham qattiq rivojlangan. Ya'ni yer yuzida xuddi abadiy yashamoqchi bo'lgandagi insonni joylashishi. Va bu narsa gunohlar rivojlanishiga olib keladi. Insonni kayfu safoga berilishiga sabab bo'ladi. Musulmonlar shunaqa kayfu safoga beriladiki Günahlarga berilgan tabaqa bir-biridan farqi yo'q. Hammasi aynan mana shu gunohlarga mubtalo bo'lib qoladi. Mana shu gunohga berilgan odamlar. Xuddiki islomni farzlari bilan bog'lanmagandek, ya'ni islomni xuddi islomga ularni aloqasi yo'qdek. Demak, mana shu umumiy holatda islom olamini diniy holati va e'tiqodiy bir holat. Ya'ni jahiliyat islomni Sharqdan g'arbgacha kelib qoplagan. Va islom tarixida kuch jihatdan ham, keng tarqalishi jihatdan va islomiy jamiyatga ta'siri jihatdan hali bunaqa jahiliyat keng tarqalmagan. Mana shu tarixda birinchi marta mana shunday keng tarqalishi bo'ladi. Va eski jahiliyatga nisbatan yana bir farqi shuki, bu aytilgan edi. Bu yangi jahiliyatdan ogoh bo'lgan kishilar kam. Ya'ni insonlar bilmaydi buni jahiliyatligini, buni kufrligini, dindan chiqishligini bilmaydi. Xabari yo'q. Xabar bor odamlar nihoyatda kam. Va unga qarshi kurashuvchilar, o'zini imkoni bilan, sharoiti bilan qo'ldan kelgan kurashuvchilar undan ham kam. Tarixda bu narsa Ma'mun davrida bo'lgan. Xalifa Ma'mun o'sha paytda Yunonliklari falsafa kitoblari mavjud bo'ladi. Ya'ni Aristotel, Aflotun shularni falsafa kitoblari mavjud bo'ladi. Shuni arab tiliga tarjima qilishga buyuradi. Keyin yunon tilini biladiganlar, masalan Ibn Sinoga, Farobiyga o'xshagan biladiganlar tarjima qilishadi. Va bu arab tiliga o'tgandan keyin bu kitoblar, vaholanki u kitoblar mukammal shirkka asoslangan. Va aqlga asoslangan, aqlparastlikka. Natijada bu kitobni arablar, ulamolar o'qishni boshladi. Ya'ni islom olami o'qishni boshladi. Shundan keyin Mu'tazila degan firqa paydo bo'ldi. Ilgari yo'q edi. Ya'ni o'sha aqliy narsalar o'qigandan keyin aqlparast bo'lib qoldi. Aqlni Qur'ondan, hadisdan ustun qo'yishni boshladi. Mana shu bilan adashib boshladi. Islom olamida juda ko'p inson adashib ketdi. Va hatto mana shuni tarjima qilgan insonlar ulamolar tomonidan bular takfir qilindi. Chunki o'zlari ta'sirlanib qoldi. Ibn Sino, Farobiy, masalan, butun islom olami faxr bilan zikr qiladi bular. Bizi ota-bobolarimiz, bizi ilm-fanni rivojlantirgan deb mediada ertayu kech zikr qilinadi. Lekin ulamolar nima degan bular haqida? Mu'tazil olimlar, biz xavorijni aytmayapmiz. Mu'tazil ahli sunnat olimlari, Imom Zahabiy, Imom G'azzoliy bular aytishganki, Ibn Sinoni kofir deyishgan. Farobiyni kofir deyishgan. Imom Zahabiy bu rijol ilmida, hadis ilmida mu'tazil juda mu'tabar hisoblanadi. Rijollar haq degan. Imom G'azzoliy ham takfir qilgan. Ikkita sababdan takfir qilgan va oltita sababdan bidati bor degan aqidada. Demak, mana shu paytda, ya'ni birinchi jahiliyatda hujumi, islom kelgandan keyingi hujum, bu Ma'mun davrida o'sha g'arbdagi kitoblar, falsafa va mantiq kitoblari tarjima qilgandan keyin. Ya'ni bu hozirgi kundagi dunyoviy ilm bunday olgandi. O'sha davrda faqat uncha rivojlanmagan shakl. Ibtidoiy shakl yani. Keyinchalik olatlar rivojlanishi bilan biroz tadqiqotlar, tahqiqlar, tajribalar rivojlandi. Lekin o'sha paytda ham ular ma'lum bir tajribalar bilan falsafani ichida bo'lgan bu narsalar. Falsafa 6 qismga bo'lingan. Uning ichida tabiat ilmi ham bo'lgan, siyosat ilmi ham bo'lgan. Aynan hozirgi kundagi mana shu ilmlar bo'lgan. Dunyoviy ilm hisoblanadi. Va ilohiyat qismi ham bo'lgan, lekin ilohiyat qismida ular masalan xudodan bahs qilishgan. Ya'ni o'zini aqli bilan xudo qanaqa qanday yaratgan, shularni topishga harakat qilishgan. Mana shu kitoblar kelganidan keyin jahiliyat tarqaldi islom olamiga va shu jahiliyatga o'sha davrda mujaddidlari kurashdi. Va mana shu kelgan jahiliyatni haqiqatan to'sib qoldi va Mu'tazila yo'q bo'lib ketdi. Bular kimlar? Bular Imom G'azzoliy bittasi. O'sha davr mujaddidlaridan. Faylasuflarga qarshi kitoblar yozdi. Tahaffutul falasifa. Faylasuflarning yiqilishi, ya'ni bir-birini inkor qilishi degan ma'noda ham keladi.
O şehirde felsefeni mükemmel rad kıldı. Uzlarını delillerimle, akli delillerimle sındırdı. Ve ondan keyin Baqillani, bu yam kelam ilmini, felsefeni kattı rad kıganlardı. Yani ahli sünnet saklap kalış üçün, işte, Mu'tazileye karşı kuraşkenlerdi. Felsefeye karşı kuraşken. Ve Gazali yine bir kitap yazardı. İlcemül avam en ilmil kelam. Avamını kelam ilmeden tiyiş. Toxtatish. Yani kelam ilmi bu felsefe bilen akide aralaşken ilim. Felsefe bugün için insanın etkadı buzuluş, buzulgenlik için kayıtlarken. Bundan ki İbn-i Teymiye geldi. Ular devreden ki. Bu yam aynen bana şu sahadeyem hizmet görsetti. Arrad alel mantiqiyin degan kitabını yazadı. Meşhur. Mantiqilerge reddi. Ve bunlar demek bana şu cahiliyet akımını Gart'tan kegen, Yunan'dan kegen cahiliyette toxtatishga hareket kıldı. Ve toxtatishdi o şey davrada hakikaten. Ahli sünnet saklanıp kaldı hakikaten. Ve hazır günde bana şu o şey cahiliyette özü yangi libas bilen kaytıp geldi. Yangi libasta yangi şekilde hud bana bu zamanevi ilimler görmüştü. Elbette bu ilimler hemen batıldı genemez. Yani tecrübeye asoslanan içi de doğru narsası buluşu mümkün. Lekin o kurulgan asos, onu bu ilimler kayısı muhitte kep çıkan. Bunu yan sohbi alış gerek. Yani Müslümanlar bana şu ilimler okuyurken icabi tamamen taşkarı menfi tamamlarını bilip alış gerek. Bana şunge davet kılıyoruz. Yani biz etmakçı bugünlerse menfi tarafını bilirik. Ta ki saklanış için. Demek asosiy mesele hazır günde bu ahlakı peske düşüp yetişi, ahlaki buhran, ya ki insanlarda ibadette zayıflaşıp yetişi, ya ki mesela gharbke taklit kılış, ya bazı bir şiarları terk kılış, ibadetleri bazı ibadetleri terk kılış, bu en asosiy meselemiz. Agarçi bunlar hem muhim mesele, bunlar bilen hem şugullanışken. Lekin hazır gündeki, İslam alemini en katta meselesi bu imamına küfür meselesi. Bu İslam'da kalış ve İslam'dan çıkıp yetiş meselesi. Hazır günde bana şu mesele gönderen dur. Kureyş hazır günde dinsizlik bile İslam arası. Dinsizlik ki sekülerizm hem deydi. Bana şu sekülerizm yani dinle devlette ajratılışı ne dedi yani? Dinle devlette ajratılışı sekülerizm. Hazır ki devletleri asası. Hükümette, siyasette, hazır ki nizamları asası çünkü kuruluyor. Dinle devletten ajratış. Ne dedi yani? Bu dedi yani sadda kılıp etken de dinni hayotdan chiqarib yuborish degan. Chunki ilgari din boshqarar edi davlatni. Ana o'sha boshqa, ya'ni Yevropada bu narsa kelib chiqdi. Yevropada ham din boshqarardi. Ular o'sha dinni uloqtirib yuborishdi. Cherkovni hukumatdan uloqtirib yuborishdi dindorlari va shu narsa aynan ko'chirib shu nizomni tartibni islom diyorlariga ko'chirishdi hozir. Va islom dindorlarini, ulamolari, kitob va sunnatni, shariatni ajratishdi. Ajratishdi, ya'ni hayotdan chiqarib yuborishdi, uloqtirib yuborishdi. Shuning uchun hozir kunda jang bu dinsizlik bilan islomni orasida. Moddiyat bilan ilohiy shariatni orasida bo'lyapti. Hozir kundagi eng katta ibodat, eng katta qurbat va jihodni bir turi mana shu dinsizlikka qarshi kurashish bo'lgan. Yoshlardagi va ziyoli hisoblanadigan tabaqadagi ulardagi shak shubhani ketkazish. Ulardagi nafsiy tashvishlanish, ruhiy iztiroblar bor. Shak shubhalar bor. Ana shuni ketkazish bo'ladi. Ularga islomga, islom aqidalariga, islom asoslariga yaqinni qaytarish. Shu narsada qat'iy iymon paydo qilish kerak. Da'vat qilishga ehtiyoj bor. Chunki ularning aqliga g'arbiy falsafa hozir kunda o'tirgan. Ularning aqlini ham, qalbini ham mana shu falsafalar, g'arbiy fikrlar egallagan. Shuni o'rniga ana shularni rad qilib, aqliy dalillar bilan, o'zlarini dalillar bilan rad qilib, o'rniga islom asoslarini boshidan qurish kerak. Ularni qalbida shu narsalarni o'rnatish kerak. Yevropa islom diyoriga mana shu hujumini qilganidan buyon mana hozir 2-3 asr bo'ldi. Yoshlari, musulmonlari zehnini yuvayotganidan buyon. Ya'ni miyani yuvish deyiladi bu. Bu narsani o'zini istilohi bor g'arbda miya yuvish deyiladi. Imoniy g'aybiy haqiqatlarga nisbatan shak shubha paydo qiladi. Uni o'rniga mana shu yangi
siyasi, iqtisodiy falsafalarni olib kiradi. Aytildi ki bu narsa o'sha ta'lim orqali olib kiradi. Hozirgi biz aytayotgan zamonaviy. Buni lekin inson sezmaydi. Ya'ni hozir kunda ya'ni musulmonlar o'ylaydiki, mana bu ilm fanni neytral deb o'ylaydi. Ya'ni tarafsiz. Mana shu maktabda va oliy o'quv yurtlarida o'qitilayotgan mana shu fanlar, ilm fanlari tarafsiz deb o'ylanadi. Neytral. Ya'ni ilmda kufr ham yo'q, iymon ham yo'q deydi. U o'rtadagi narsa. Go'yoki bir mezon, haqqi mezoni. U bilan haqqi o'lchasa bo'ladi. Ba'zilar hatto o'lchayapti ham haqqi. Masalan aytadi, mana bu hadis mavzudan mavzuga o'tib ketyapmiz. Masalan, mana bu hadis haq deydi. Hozir ko'p da'vatlarda ishlatiladi. Mana bu hadis haq, mana payg'ambarimiz aytgan narsa to'g'ri. Nimaga? Chunki bir joyda tahqiq qilishdi Amerikada, o'sha tahqiqga ko'ra mana bunaqa chiqdi. Ya'ni ilm fan ular tadqiqotlari Qur'onni to'g'riligini isbotlayapti. Hadisni to'g'riligini isbotlayapti. Mana shu to'g'rimi shu narsa? Islomni, shariatni ilm fan bilan isbotlash nima degani? Bu nimaga olib keladi? Bu degani ilm fan bu me'yor degani. Adashmaydigan me'yor, o'lchov degani. Haq bilan botilni o'sha ilm fan bilan o'lchasa bo'ladi degan. Va siz islomni o'sha bilan o'lchab ko'ryapsiz. Vaholanki me'yor bu islom, bu shariat. Chunki unda shak shubha yo'q, ma'sum. Allohning kitobi, payg'ambarimizning hadislari, sunnat bu narsa ma'sum, xato bo'lmaydi. Lekin ilmda xato bo'ladi. Inson borki mana shu dunyoviy zamonaviy ilm rivojlanib kelyapti, ya'ni mana dunyoviy ilm fanlar rivojlanib kelyapti. Chunki inson izlanadi, tadqiqot qiladi, kuzatadi, tajriba qiladi. Bular kuzatish va tajribaga asoslangan narsalar. Insonning kuzatish tajribasi doimo noqis bo'ladi. Insonning o'ziga o'xshab, chunki o'zi noqis. Kuzatuv holatlari noqis, hammasi noqis. Hamma tomonlama baribir o'lchash imkoni yo'q. Shuning uchun mana har asr o'tyapti, yillar o'tyapti, 10 yil oldingi haqiqatni hozir inkor qilishyapti. Hozir hatto eng aniq fan hisoblangan matematikaga e'tiroz bildirishyapti. O'zlari, ya'ni G'arbdagi mutaxassislar to'g'risida gap ketyapti. Eng aniq fan hisoblangan matematikani rad qilishyapti. Lekin bundan musulmonlar xabari yo'q, chunki musulmonlar eski kitoblarni o'qiydi. Ular eski falsafasini o'qiydi, eski ilmlarni o'qiydi. 50 yil oldin qolib ketgan musulmonlar. 100 yil oldin bo'lmasa agar. Hozirgi kundagi ular faylasuflari, ular tadqiqotlaridan xabari yo'q. Ular o'zlari tanqid qilyapti. Demak, qanday qilib kirib keladi? Biz bir misol keltirmoqchi edik. Masalan, iqtisod fanida o'sha hatto maktabga ham kiritilgan shu narsa kattaroq sinfda iqtisodni ta'rifi, ya'ni kitobni boshidagi iqtisod fanini ta'rifida beriladi. Nima iqtisod ta'rifi? Hammamiz eshitgan bo'lishimiz kerak. Chunki televizorda ham takrorlanadi bu narsa. Iqtisod nima degan? Cheksiz ehtiyojlarni cheklangan resurslar bilan qondirish yo'li, qondirish uslubi. Cheksiz ehtiyojlarni cheklangan resurslar bilan qondirish yo'li. Ya'ni aytadiki, resurslar cheklangan, masalan, foydali qazilmalar cheklangan, gaz, neft, boshqa hammasi cheklangan. Suv, chuchuk suv va boshqa. Bular cheklangan. Endi bulardan foydalanish kerakmi? Lekin insonning ehtiyoji cheksiz. Mana shu cheksiz ehtiyojni qondirish, chekli narsa bilan qondirish yo'li. Qanday qilib shuni iqtisod qilib qondirishga? Shuni iqtisod deydi. Vaholanki chuqurroq qarasa falsafiy jihatdan bu yerda islomga zid narsa bor. Nima? Cheksiz ehtiyojlar deyapti. Musulmonlarni, masalan, islom insonlarni ehtiyoji cheksiz bo'lishga da'vat qilmaydi. Balki chekli bo'lishga da'vat qiladi. Islomda inson qancha taqvoli bo'lsa, qancha taqvosi ko'p bo'lsa, ilmi ko'p bo'lsa, Allohga qancha yaqin bo'lsa, shuncha ehtiyoji kamayib boradi. Islomda eng baland, masalan, sahobalar orasida kim edi? Xulafoy Roshidin, masalan. Xulafoy Roshidinlar qanday yashardi? Ya'ni qancha darajasi islomda baland bo'lsa, shuncha ehtiyoji cheklanib boradi. Shuncha kam ishlatishi bo'ladi. Dunyoga shuncha beraqbat bo'ladi.
Demek İslam ihtiyacı çeksiz değil mi? Sahabeler hayatını görsek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin hayatı şu. Yani bir gün karnım tok olsun şükür kılayım, bir gün aç olayım, sabır kılayım. Çeksiz ihtiyaç koyuyor. Peygamberimiz ki halbuki ayetliydi ki, eğer haklısın yani şu Uhud altından kılınandı. Eğer çeksiz ihtiyaç koyuyor, Peygamberimiz şunu altından kılın. Meyle şuna kılın diyordu. Lakin onu da kılıyor. Ayetti ki bir gün aç olayım, sabır kılayım, bir gün tok olayım, şükür kılayım. Ve sahabeler hem şuna yaşaydı. Umar radıyallahu anhu mesela libasıda kança yamakları var. Neçin merti açtı? Ayşe anamıza mı etti? Bir neçte sahabeler açtı. Bir yaksıra libas almış mı bu? Şimdi Umar radıyallahu anhu etti. Benim misalim seferge çıkan üç kişinin bir misali yoksaydı benim misalim. Üç kişi seferge çıkan iki tanesi menzilige yetti vallahi. Üçüncüsü kaldı diyor. Eğer şunlarga yoksak yaşasa, menzilge yeterdi. Bu mesele yetmiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Abu Bakr'ıydı. Bunlar maksat ki yetti, bunlar ötüp yetti. Eğer ben şunlarga yoksak zahidane yaşasam, şunlar yetkence yetemem. Bu mesele yetmiyor ben. Şunun için özü ihtiyari halde bu narsanı kıyanıyor. Ve hemen halifeler şuna kıyanıyor. Demek ki ihtiyacılar çeksizlemez İslam'da. Yani insan kança İslam'ı yakışı çünse, kalbine kança otursa şunarsa, imanı kança ziyade olsa, ihtiyacı şunca çekilenip varırdı kaytenge. Çünkü onun ihtiyacı kalmıyor. Mesela bir sahabenin uyuyla Umar radıyallahu anh'u kirdi, komandan idi o halen ki kette. Uyuyla fakat yine kural aslıha taptı yani. Ve bitti ama idiş bari. Ayette bir idiş tava uyuyla nerseler asayım bu muydu mu? Şimdi sahabe aytdi ki, ahiretki yetib olishimga şu narsa yetadi. Yani aynen bir seferdeki soyaga dam olish uchun o'tirgan kişiye o'xshab yashashadi. Hadisda kelgandek. Yoki boshqa hadisda kelgan kun fi dunya ka annaka g'arib. Dunyoda g'arib kabi bo'lgin. Avabiru sabil yoki yo'lovchiga o'xshagan bo'lgin dedi payg'ambar. Yo'lovchi dunyoga bog'lanmaydi. Demak, mana shu farq. Yani mana shu narsa birinchi betdan birinchi jumlalar bilan singdiriladi. Bu narsani hammasi singadi insonga. Inson o'zi bilmagan holatda uni ongi shakllanyapti. Mana shu ma'lumotlar bilan. Inson nimadan iborat? Inson ta'limdan iborat. Insonni nima shakllantiradi? Eng katta shakllantiruvchi narsa ta'lim bu. Ya'ni sizga berilayotgan ma'lumot mana shu narsa insonni mohiyatini tashkil qiladi. Shu ma'lumotning ustiga quriladi inson dunyo qarashi. Demek Müslümanlar bana şu nefsane organı çıkış gerek. Yani gardtan keken bana şu küfürü yani yenge cahiliyetke karşı kuraş gerek. Aynen müceddidler kuraş gerek. İmam Gazali, İbn-i Teymiye, Bakırlaniler kuraş gerek abi. Hazır ki gün diye bana şuna kadar müceddidlerge ihtiyaç var. Yenge cahiliyette rad kılış gerek. Rad kılış için organı çıkış gerek, biliş gerek. Başka ilacı yok. Şunun için İmam Gazali, İbn-i Teymiye, mantık ilmini organı çıkış. Agarchi Yunondan kelgan ular. Lekin rad qilish uchun bilishingizki, bilmagan narsani inson qanday rad qiladi? Ya'ni rad qilish degani zaif xatolarini aytish degani, zaif joyini, xatosini. Xatosini aytish uchun bilishingiz kerak. Demak, ana shu ma'noda yaxshilab o'rganib chiqishga ehtiyoj bor va rad qilishga ehtiyoj bor. Va tanqid qilishga ehtiyoj bor bu johiliyat. Va bu tanqid ikki qism bo'ladi. Hozirgi kunda tanqid qilinadi ko'pincha, lekin aslida mana shu tanqidan juda kam. Asosan bir ko'rinib turgan ba'zi g'arbdagi fahish, buzg'onchilik mana shu narsagina tanqid qildi. Lekin bu aynan haligi muzakiyanidagi muzlar bor-ku, ana o'shani tepasiga o'xshaydi. Suvning ustidagi qismiga o'xshaydi. O'sha muzlarning suv ustida qancha qism bo'lsa, suvning tagida 10 barobar ko'proq muz bo'ladi. Ya'ni biz ko'rayotgan g'arbdagi fahish, buzg'onchilik bu suvni ustidagi muzga o'xshaydi. Uni tagida 10 barobar ko'p narsalar bor. Ya'ni fikr, mafkura, aqida, xurofotlar bor, kufr, shirklar bor. Lekin u narsani ko'pchilik ko'radi. Uning uchun o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Va mana shu tanqid ikki xil bo'ladi. Ichki va tashqi tanqid. Tashqi tanqid bu ulamolar tomonidan qilinadi. Ya'ni Qur'on, hadis yordamida tanqid qilinadi.
Kur'an hadisga to'g'ri kelmagan joylari ochib berildi. Kur'an hadis yordamida bo'lgan tanqidni tashqi tanqid deyiladi. Va bu ulamolar vazifasi, shar'iy ulamolar. İkincisi içki tanqid. Yani felsefe, mantık ve o'sha ilimlarni o'sha ilmni yordamida tanqid qilish. Yani mantiqni mantiqiy uslublar yordamida rad qilish. Falsafani falsafiy uslublar yordamida rad qilish. Bu ichki tanqid qilish deyiladi. Va buni o'sha fanni sohalari qilish kerak. Yani buni ziyolilar shug'ullanish kerak. Bizning ziyolilarimiz, musulmon ummatda ziyolilar shug'ullanish kerak. Mana shu fanlarni o'rganib chiqqan. Alloh taolo foydali ilm bersin. Subhanakallohumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.